Evet değerli arkadaşlar, şimdi başlığımız nedir? Başlığımız faktör arzı. Peki faktör arzı nedir? Faktör arzı, üretim faktörlerine sahip olanların sahip oldukları üretim faktörlerini kiraya verip vermeme kararıdır. Neymiş faktör arzı? Üretim faktörlerine sahip olanların sahip oldukları bu üretim faktörlerini kiraya verip vermeme kararına faktör arzı denir. Peki faktör arzını tanımladığımıza göre, faktör arzını neler belirler? Faktör arz deyince aslında biz neyden bahsediyoruz tabii ki de? Emek arzından bahsediyoruz. O halde emek arzını belirleyen birinci unsur ne olacaktır tabii ki arkadaşlar? Ücret düzeyi olacaktır. Ücret düzeyi arttıkça çalışmak ister misiniz? Mesela şu an asgari ücret 17 bin değil de 40 bin olsa çalışmaz mısınız? O halde ne oldu? Emek arzı arttı. Dolayısıyla ne diyoruz? Ücret düzeyi arttıkça emek arzı artar. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki ücret düzeyi azaldıkça çalışmak ister misiniz? Hayır. Bu durumda da emek arzı ne olur? Azalır. Peki ben bunu nasıl gösterebilirim? Şurada gösterelim. Yatay eksen işçi miktarı, dikey eksen ücret düzeyi olmak üzere. Ücret ne kadar yüksek ise faktör arzı o kadar çok değil mi? Ne oldu arkadaşlar? Yani emek arzı o kadar çok. O halde ücretle emek arzı arasındaki ilişki hop şurada nerede bulduk? A'da. Ücret düzeyi ne kadar düşük ise dolayısıyla emek arzı da o kadar düşük olmuyor mu? O halde ücretle emek arzı arasındaki ilişki hop B'de. O halde çeşitli ücretlerde arz edilen emek miktarlarını birleştirdiğimde elde edilen bu eğriye emek arz eğrisi denir. Ne denilmiş? Emek arz eğrisi. Peki bir şey fark ettiniz mi? Ücret arttıkça emek arz eğrisi üzerine yukarı doğru hareket ettik. Arz edilen emek miktarı arttı. Ücret düzeyi azaldıkça emek arz eğrisi üzerinde aşağı doğru hareket ettik. Arz edilen emek miktarı azaldı. O halde şunu diyebilir miyim arkadaşlar? Ücretlerdeki bir değişme emek arz eğrisini sağa da sola kaydırmadı. Emek arz eğrisi üzerinde ne oldu arkadaşlar? Harekete neden oldu. Peki. Emek arzını etkileyen ikinci unsur nedir? Emek arzını etkileyen ikinci unsur ise arkadaşlar diyeceğiz ki göçler diyeceğiz. Diyelim ki bizim ülkemizde göç arttı. Benim ülkeme göç artarsa bu ücret düzeyinden çalışabilecek kişi sayısı artmayacak mı? Arz edilen miktar artmayacak mı? Bu durumda yeni emek arz edilisi bu olmayacak mı? Nereye kaydıysa? O halde göçlerdeki bir artış emek arzını arttırır ve emek arz fonksiyonu nereye kaydırır sonra? Peki benim ülkemden göç gitmeye başladı. Artık Türkiye'de herkes başka ülkelere gidiyor diyelim. O halde aynı ücret düzeyinde çalışabilecek kişi sayısı azaldığı için emek arz fonksiyonu buraya gelmeyecek mi? Dolayısıyla bu durumda benim ülkemden göç giderse emek arzı azalır ve emek arz fonksiyonu nereye kayar? Sola. Geldik 3. Peki üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar diyelim ki bir ülkede çalışabilecek çağdaki nüfus arttı. İşte bak bir kavram çıktı. Çalışma çağındaki nüfus kavramı. Biz şunu deriz arkadaşlar. Bir ülkede 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olanlar çalışamaz. İşte 15 yaşından küçük ile 65 yaşından büyük olanlara çalışan nüfus bakar. İhtiyaçlarını onlar sağlar. Ve bu nüfusa bu nedenle ne deriz arkadaşlar? Bağımlı nüfus deriz. Peki çalışma çağındaki nüfus nedir? Çalışma çağındaki nüfus ise 15 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olanlardır. O halde bir ülkede çalışma çağındaki nüfus artarsa emek arzı artar ve aynı ücretten çalışabilecek kişi sayısı arttığı için emek arz fonksiyonu sağa kayar. Aynı şekilde çalışma çağındaki nüfus azalırsa artık aynı ücretle çalışabilecek kişi sayısı azaldığı için emek arz fonksiyonu nereye kayar? Sola kayar. Geldik 4. Peki emek arzını etkileyen dördüncü unsur nedir? Dördüncü unsur ise diyeceğiz ki arkadaşlar gelir vergisidir. Eğer gelir vergisi oranı artarsa elinize geçen para miktarı azalmış olur. Elinize geçen para miktarı azaldığı için çalışmak istemeyeceksiniz. Bu durumda emek arzı azalır ve emek arz eğrisi sola kayar. Ya da gelir vergisi oranı düşürülürse
elinize geçen para miktarı artmış olur ve bu nedenle daha çok çalışmak istersiniz. Emek arzı artar ve emek arz fonksiyonu nereye kayar? Sağa kayar. Dolayısıyla biz emek arzının ne olduğunu ve emek arz ilişkisini sağda sola kaydıran nedenleri ne yaptık? Anlattık. Şimdi bakın bakalım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Diyelim ki size iş teklif ediyorum. Ey sevgili arkadaşlar, söyleyeceksiniz bak altı yazacaksınız. Ey sevgili arkadaşlar, diyorum ki benim için günde bir saat çalışın, günde bir saat çalışın. Haftada bir gün izniniz var ve ben size ayda 5000 lira ödüyorum. Kabul eder misiniz? Bence iyi bir şey. Bence kabul edersiniz değil mi? Edersiniz, edersiniz. Baktım çok iyi çalışıyorsunuz. Dedik ki bu böyle olmaz. Benim için günde 3 saat çalışın. Ben size haftada bir gün izin ve ben size ayda 12 bin lira ödeyeyim. Kabul eder misiniz? Tabii ki de edersiniz. Bence çok çok iyi bir rakam. Baktım çok iyi çalışıyorsunuz. Bu böyle olmaz dedik. Benim için günde 6 saat çalışın. Haftada bir gün izinlisiniz ve size ayda 32 bin lira ödeyelim. Kabul eder misiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Değil mi? Kabul ettiniz. Baktık çok iyi çalışıyorsunuz. Dedik ki bu böyle olmaz. Bizim için günde 8 saat çalışın. Haftada bir gün izinlisiniz, size ayda 40 bin lira ödeyelim. Kabul eder misiniz? Tabii ki de edersiniz, öyle değil mi? Ettiniz. Baktık çok iyi çalışıyorsunuz. Dedik ki bizim için günde 10 saat çalışın. Haftada bir gün izinlisiniz, size ayda 45 bin lira ödeyelim dedim. Hop dur dediniz. Hayır dediniz. Diyelim, diyelim. Şimdi ne yaptık? Burayı buradan böyle bir böldük. Bakın burada ne var? Burada şu var. Burada ücret düzeyi arttıkça artık sizin için ne oldu arkadaşlar? Bakın yazayım. Sizin için artık boş durmanın neyi arttı? Maliyeti arttı. Örneğin 8 saat boş durmanın maliyeti ayda 40 bin. Ne yaptınız? O maliyetten kaçınmak için çalışmayı seçtiniz. Ücret düzeyi arttıkça boş durmanın maliyeti arttığı için siz ne yaptınız? Boş zamanı azalttınız ve artık ne yaptınız? Çalışmayı tercih ettiniz. İşte ücret düzeyi arttıkça sizin çalışmayı tercih etmenize ücretin ikame etkisi denir. Bunu ortaya koyduk. Peki daha sonra ise ne oldu? Diyelim ki 10 saat çalışın, ben size ayda 45 bin lira ödeyeyim. Siz dediniz ki hocam dur dediniz ya dur. Biz genciz, güzeliz, yakışıklıyız. Bizim gecelere akmamız lazım. Hayatımızı yaşamamız lazım dediniz. Demediniz mi? Duyar gibiyim dediniz. O halde ne oldu buradan sonra ise? Artık ücret düzeyi arttıkça siz neyi düşündünüz? Siz artık yeterli bir gelir düzeyine, yeterli bir gelir düzeyine ulaştığınızı ne yaptınız arkadaşlar? Düşündünüz. Yeterli bir gelir düzeyine ulaştığınızı düşündüğünüz için artık ne yapmak istiyorsunuz? Daha az çalışıp ve daha yüksek ücret elde etmek istiyorsunuz. Ve bu nedenle ücret düzeyi arttıkça da ne yaptınız? Boş zaman tercihini arttırdınız ki buna da ücretin neyi denir? Gelir etkisi denir. O halde ücretin ikame etkisi ücret arttıkça daha çok çalışmak, ücretin gelir etkisi ücret arttıkça daha az çalışmak. Keşke ben de öyle bir şey yapabilsem, yatarak para kazanabilsem ne güzel olurdu değil mi? Şimdi devam edelim. Şimdi değerli arkadaşlar biz bunu nasıl göstereceğiz? Yatay ekseni diyoruz, yatay ekseni çalışılan saat diyoruz. Dikey ekseni de ücret düzeyi diyoruz. Bakın ücret düzeyi 40 bin liraya gelinceye kadar siz 8 saat çalışma sürenizi ne yaptınız? Arttırdınız. Yani burada 8 saate kadar ücret ile çalışılan süre arasında doğru yönlü bir ilişki var. Hop onu böyle göstermeyecek miyim? Peki niye böyle oldu? Çünkü ikame etkisi neyi bastırıyor? Gelir etkisini bastırıyor. Yani bu aralıkta ücret arttıkça daha çok çalıştığınız için ikame etkisi gelir etkisinden ne oldu? Büyük oldu. Ama size deseydim ki bak geliyor teklif. Benim için günde 7 saat çalışın. Kaç saat? 7 saat. Size ayda 54 bin lira ödeyeyim desem. Evet diyenler yazsın evet. Hayır diyenler yazsın hayır. Tabii ki evet der gibisiniz sanki. 54 bin de burada bir yerde değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi birleştirdik orası burası oldu. Buradan buraya dönmeyecek miyim? Ve bu ne oldu?
çalışılan saat ücret arasındaki ilişkiyi gösteren emek arz eğrisi oldu. Ve emek arz eğrisi burada gördüğün gibi hop yukarıya doğru gitti. Niye? Çünkü gelir etkisi ikame etkisini bastırdı. Artık belli bir ücretten sonra daha az çalışıp daha yüksek para istedin. Bu durumda da ne oldu? Gelir etkisi ikame etkisinden büyük oldu. Dikkat edersen emek arz eğrisi burada nedir arkadaşlar? Pozitif eğimli. Emek arz eğrisinin pozitif eğimli olduğu yerde ne varmış? İkame etkisi gelir etkisinden büyük. Burada ise emek arz eğrisi gördüğün gibi nedir arkadaşlar? Negatif eğimli. Emek arz eğrisinin negatif eğimli olduğu yerde de ne varmış? Gelir etkisi ikame etkisinden büyükmüş. Peki tam şu noktada ne vardır? Bak tam bu noktada. Ne ikame etkisine gelir etkisi? Burada ise ikame etkisi gelir etkisine eşittir. İşte ikame etkisi gelir etkisine eşit olduğunda ise emek arz eğrisi dik çizilir. İşte ben olsam bunu sorarım. Aşağıdaki durumların hangisinde emek arz eğrisi çalışılan saat ekseni dik bir doğru olur? Yanıt ikame etkisi gelir etkisine eşit olduğunda. Evet arkadaşlar neyi gördük? Emek arz eğrisi de gördük. Peki şimdi neredeyiz? Emek piyasası dengesi. Hadi başlayalım.